MHP ile ilgili açıklamalarınız olmuştu. Siyasetede siz gibi sayın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de size yönelik eleştiriliyordu. HDP'yi meşru organ görmek demek, PKK'yı muhatap almak demektir. Ayrıca da Türkiye'de bir Türk sorunu yoktur dedi. Bu açıklamalara yönelik sizin yorumunuz var. Şöyle ifade edeyim. Samimi ve dürüst olmak zorundadır her politikacı. Eğer millete hizmet edeceksek her politikacının samimi ve dürüst olması lazım. Bu ülkenin sorunları var mı? Evet, sorunları var. Bu sorunlar kronikleşmiş mi? Evet, kronikleşmiş. Bugüne kadar çözülmemiş mi? Evet, çözülmemiş. Bir sorun varsa bu sorunu çözecek olan organ hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden daha büyük bir güç yoktur. Milli Kurtuluş Savaşı'nı veren meclis, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Dolayısıyla adres şöyleydi, adres böyleydi, şu sorun vardı, bu sorun vardı. Efendim Türkiye'de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum. Sizin oylarınızdan çok sizin sorunlarınıza talibim. Bu sorunları samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızı da beraber getireceğiz. Yeter artık, bu millet bıktı. Kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Öğrenciler mezun olmuş, yurt bulamıyorlar. Yaptıkları tartışmalara bak. Bu tartışmalar Türkiye'yi kısır bir sürecin içine sokar. Dürüst ve namuslu olan siyasetçi, ahlaklı olan siyasetçi, halkına güven veren siyasetçi doğruları her yerde, her ortamda dillendirmek zorundadır. Ben de bunu dillendiriyorum. Bunu söylüyorum. Sorun var, evet. Bu sorun nerede çözülecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülecek. Bu kadar açık, bu kadar net. Efendim öbür genel başkan şunu söylemiş, şu genel başkan bunu söylemiş. O zaman o sayın genel başkana söyleyelim. HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. El kaldırıp söz istiyorlarsa nasıl el kaldırıp söz istiyorlar? Ya biraz mantık olur. Biraz mantık olur. Söylediğiniz şeylerin mantığı olur. O mantık çerçevesinde hareket edersiniz. Hiç kimseyi düşmanlaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Bu ülkede 83 milyonun huzur içinde yaşamasını istiyoruz. Onu düşmanlaştır, bunu düşmanlaştır, kamplaşma yap. Ya bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok ya? Ya çocuklar yatağa aç giriyor ya. Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapıyorsun, yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. 20 yılda yurt sorunu çözemedin ya. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler. Yine söz veriyorum. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz. Bütün sorunlarını. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Sorunlarıyla ya nereye gidiyor bu memleketin hali diye sormayacak vatandaş. O sorunlardan sıyrılacak, görkemli, güzel, ahlaklı, temiz bir siyaseti ve onun büyüttüğü Türkiye'yi görecek. Hedefimiz bu. Teşekkür ederim arkadaşlar.